Arkan. Merhaba. Ee, bugün şu anda ilk defa saçımı gördüm. Ee, yayına çıkmadan önce sanki bunları bir düzeltmek lazım galiba. Nasılsın? Hmm, güzel ya. Değişik bir şey yok ki saçında. Değil mi aslında? Evet, alıştınız zaten buna. Benim birkaç tane duyurum olacak yayına başlamadan önce bir özür ve e, 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 ve kalp almaca yapabilir miyim? Tabii ki. Kaypınar maçı doğru olmadı bu aç. Ee, bu aç ben kendimi sakatladım. Ee, o yüzden şu an yayına masadan değil yatağın üstünde üstümde bir e, sıcak su torbası ile katılıyorum. Kıyamam ben sana. Ee, o yüzden böyle bir durum var. Bir de e, sabah haplanmıştım. Hapımın etkisi bitti bu aç. O yüzden çok sakin bir insanım şu anda. Çok tatlı bir insan mısın aynı zamanda? Ve kalçasız çıkık bir insanım. Yoksa senin kimseye de zararın yok mu şu anda? Zaten yok, var evet. Var ya. Ee, yok can. Bugün biraz olaylı bir gündü. Ee, <laughs> ikimiz açısından da. Hangimiz başlayalım? Sen başla istersen. İstahale sen. sen, estağil, sen. Ee, dün gece buzdolabı bozuldu. Sevgili arkadaşlar. Ee, buzdolabı şöyle bozuldu. Çalışıyor ilüzyonu veriyor. Ama çalışmıyor. Yani ben kendime mi benzettim ne yaptım bilmiyorum buzdolabını ama. Açıp baksaydın içine ne varmış sıkıntısı? Neresini açacağım? Ee, i̇ç beynini. Sus şimdi. Açıyorum buzdolabını. Gayet normal. Bir şey alıyorum. Soğuk değil. Buz alayım diyorum. Bütün buzluk su olmuş. Bütün buzlar erimiş falan. İlk önce elektrik kesildi. Ben dışarıdayken zannettim. Ee, hani o yüzden öyle oldu. Hayır alakası yok. Bütün gece düzelmedi. Bir şey oldu buzdolabına. Bozuldu. Sigorta atmış olabilir mi? Bu Çok aş? eski bir buzdolabı zaten. Ee, sigorta atmış olamaz Erkan. Çünkü çalışıyor buzdolabı. Yani ışığı falan açılıyor. Ama böyle buzdolaplarının çıkardığı bir sesi var ya. Onu çıkarmıyor. Hiç bir buzdolabı bu ses çıkarmıyor ya. bozulmuş mı çıkartı? Çok sessiz yani. Sadece ışık olarak kullanıyorum şu anda buzdolabını. Yani bir dolap ışıklı bir dolap olarak kendisi şu anda hayatına devam ediyor. Dolayısıyla buzdolabındaki her şey bozuldu. Bütün her şeyi böyle bir kısmını çıkarmak zorunda kaldım. Hepsini de yapamadım. Buzluğun içinde bir su birikintisi var şu an. Onu nasıl çıkaracağım hiçbir fikrim yok. Havluyu ıslatıp sıkıyorum, elim donuyor sonra. Çünkü çok az soğutuyor. Yani hala oradaki su soğuk. Hısmış ama buz misin değil. Ayarını kısmadım. Hatta ayarı en düşükteymiş zaten yıllardır. Ya da kedi ee, yanlışlıkla onu kapatmış olabilir mi? Üstün hayır, atlar, ben kanka. çünkü arttırdım onun ayarını. Şimdi full'e çektim, hiçbir şey değişmedi. Ya gazı bitmiştir içerisindeki soğutucu algılayan falan filan. Yani kendi kendime çözebileceğim bir şey yok herhalde. Markası ne? Çağıralım teknik servisi. Arçelik. Ara Arçelik gelsin. Ee, şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ee, bakacağız ona yani halledeceğim bir şekilde. Artık arayacağım. Gelecekler falan. Bu arada Twitch'in fontu değişmiş. Evet. Bir gariplik var. Ben bu fontu kimse beğenmedi bu fontu ama ben çok daha net okuyabiliyorum. Daha net okunuyor. Ama. Evet. Bence de güzel. Yayıncı açısından daha Motoru iyi. Motoru bozulmuş. Var. Benim de aynı. Motor bulacağını yenisini al. Okey. Peki. Yenisini aldım da buzdolabını yukarıya taşıyan beyefendiler bu buzdolabını da aşağı götürebilirler mi? Onun için ekstra bir bahşişimsi bir şey mi yapmam gerekiyor? Ya Bu arada iki bir ay bekle taşınacağız zaten beraber seçebilir miyiz ya? E, ee, annem de buzdolabı kullanmasın mı hayatı boyunca? Aşağı indirmesinler o zaman aşağı niye indirebilirler mi diye soruyorsun. İşte ne yapacağız yeni buzdolabı anda. alırsak? Ben seni alt ettim şu an. Hayır anda. buzdolabı bozuk bozuk. Ne demek o? Buzdolabı şu an bozuk. Büyük ihtimalle tamir edilecek bir şey değil. Çok eski bir buzdolabı çünkü. Neyse ya aman şu andaki o halledeceğim ben onu yani. Ee, şu andaki sıkıntı sevgili arkadaşlar e, soğuk içecek içemiyorum. Bu da benim için e, neredeyse hani hayatın niye yaşıyoruz ki bu hayatı falan seviyesinde bir mutsuzluğa sebebiyet veriyor. Ece'ye de bunu söyledim. dedim ki, de, Ece de dedi ki e, first world problems. Ben de dedim ki Ece, Ece insanlığın tarihinden beri yok mağaraya koyuyorlardı bir şeyler. Ne demek first world problems? Daha ortada world yokken bu problem vardı yani. Lütfen. Bu saçmalığını bir kere daha iletmek ister misin chat'e? Özür diler misin ben benden? Ben de sana dedim ki mağaradaki insanlar soğuk içecek <laughs> içmiyorlardı bu aç. Fark etmez mağara diye bir şey bulunmuş sonuçta insanın soğukluğa ihtiyacı mağara var. Mağara yani. bulunmadı ya mağara kendiliğinden olan bir şey. Hayır mağaranın o amaçla kullanabileceğini buldular salak. Ne demek o amaçla kullanabileceğim ya bu aç kimse mağarayı buz olarak kullanmıyor ya. İlk insanlar mağara kullanıyordu Ece. ya ilk insan demeyeyim de. Of, bir Allah süre yarabbim. insanlar öyle hala öyle kullananlar var. Şu sınavımıza bak. Kimlerle uğraşıyoruz ya? Neyse işte çok sıkıntı sevgili arkadaşlar. Soğuk içecek olayı. Bugün yani zaten dışarıdan yemek yiyorum. Zaten genelde öyle yapıyordum. Kahvaltıları falan evden yapıyordum. Onu da yapamıyoruz artık. Öf. Dışarıdan yemeklere de not düşmek zorunda kalıyorum. Lütfen içeceği soğuk getiriniz falan şeklinde. Çok zor ya valla Erkan. Yani. Watch yani. Neyse ben bir şey demeyeceğim ya. Demek ki sen de böyle bir insansın yani. Hiçbir böyle bir insan diye bir şey yok. Gayet zor bir şey yani bu. Allah'ım ya Rabb. Sanki sıcak su akmıyor evde. Duş alamıyorsun gibi bir dert ediniş bu yani. Zihin açıcı bir evrim tartışmasıydı demiş Fidel. Bence de öyleydi. <laughs> Buradan tarihe tarihe bir yolculuk bile yaptık yani. Neyse senin de bir derdin oldu bugün. Sen de bir istersen ondan bahset. Ya ben squat challenge'a başladım bu aç. Nereden kolay olur falan diye bugün 8. gündeyim ama bugün çıkardım kalçayı sanırım yerinden watch. <laughs> o yüzden şu an yüzüstü yatıyorum. afedersin çok afedersin Sol kalçamın üstünde de sıcak su var bakalım. Evet, evet, evet dikkat et dedim ben sana ısınmıyorsun bir de bak o hatam var isınıyorum, isınıyorum. hiç ısınmıyorsun yalan söyleme ya sen direkt ben seni gör bunu ya? biliyorum ben oradayken böyleydi koşma arkadaşlar bakın normalde nasıl koşarsınız bir koşu bandında yavaş yavaş bir yürürsünüz bir 2 3 dakika sonra yavaş yavaş hızlandırırsınız. İçeriden böyle ses geliyor. Faan ne yapıyorsun ya kim? <laughs> Helikopter mi kaldırıyorsun? Bir anda depar atmaya kim başlıyor ya? Böyle bir salak bir şey nerede görülmüş? Hayır, Önce bir yok, yürürsün yok, benle ya. Lan alakalı değil. Makinenin eskiliğinden kaynaklı sonra makine beni elektrik çarptı zaten biliyorsun. Ya iyi de Aynı makinenin ben, eskiliğiyle aynen, falan ilgili bilmiyorum. değil. Ufak bir dere Ufak şeyden bahseder şey başlarsın. Yavaş yavaş, yavaş dedi, yükseltirsin diye bir şey yok bu arada koşu bandında. Ya ama. derece yanlış oldu işte güç diyelim neydi? hız. artık. Hıs. Hayır hayır. Koşarken de ısınıyorum squat'ta da ısınıyorum. Sen durup nasıl ısınmamı nasıl duyabilirsin? Ses mi çıkaracağım? Boç. Yavaş sanki. yürüyeceksin işte. Yavaş yürüyerek zaten hızlanacaksın. Yavaş yürüyüp hızlandırıp ondan sonra Ya şöyle düşün. Yaşıyorum. İnsan mesela dışarıya koşuya giden insanlar için şöyle bir şey. Yani <laughs> bayağı böyle hani taşıyorlar o insanı. Hiç yürümüyor ve e, şey pist mi denir artık ne denir de pist denmez araba olmadığınız için büyük ihtimalle de. Ha, koşu pisti denir ya neyse koşu pistine direkt koşarak başlıyor böyle spora anladın mı böyle salak bir şey olmayacağına göre şimdi bir kere sen de bir şey hazırlık olmuyor, yapacaksın. Ama ben şimdi ben bu son bir aydır falan spor işlerimi biraz arttırdım çünkü İstanbul'a taşınınca yüzmeye tekrar başladığımda biraz vücut alışık olsun kendine gelsin öyle çok zorlanmasın diye ama Allah'ın cezası kara sporları bu aç yani bir çok canın yanıyor yaparken iki terliyorsun böyle saçma bir iş olamaz ya yüzmenin var alnı olsa alnını öpeceğim bu aç klorlu suyun Allah'ın cezası kara sporları <laughs> var mı böyle bir kitap fikrin var <laughs> evet yani Ece'nin bu kadar hayatı boyunca spor yapması ee, çok iyi e, bir şekilde yani birçok sporu böyle hayır, hayır, bir atletizm dakika, orada üzerine. Let me bir dakika let hmm. me correct you ben ben yüzme dışında yapabildiğim tek bir spor yok. Tamam neyse ne yani anladın işte. Ne kadar işte. garip koştuğumu biliyorsun sen. Evet. Bisiklete za zaten binemiyorum abi şey buz pateni de yaparım. Neyse bu kadar yapması. Hayatı boyunca ama benim çok az spor yapmama rağmen neredeyse her şeyi spor konusunda ondan iyi bilmem. Bu da Yok. senin hayatının bir e, özeti Erkan. Ne doğru düzgün beslenir, tamam mı? Enerji almıyor. Sonra diyor ki Allah'ım çok yoruldum. Bu kadar zorlanmıyordum eskiden. Ene ya sıfır anladınız bak sıfır enerji sıfır enerji, hiçbir şey yememiş. Protein protein almadığın için. Hiçbir doğru. şey yememiş. Kahve falan da içmemiş sabah. Sadece su içmiş. Sonra da diyor ki kusuyorum ben koşarken. Allah Allah. Aa Nasıl ya? Çok enteresan. Sen ben sana demiyorum ki musun? hayır ben sana demiyorum ki kardeşim şöyle güzel bir yemeğini ye hemen 5 dakika sonra koş. Yemeğini ye 3-4 saat sonra koş. Sıfır enerjiyle koşuyorsun ya. ya Bağç, ben koşmaya alışık olmayan bir insan olduğum için yemeği yiyerek de denedim onu. Yemeği yiyip Üzerine birkaç saat bekleyerek de denedim. En iyisi hiçbir şey yemeden koşmak. Değil. A, tıp, tıpkı yüzmede yaptığım gibi. Çünkü bir şey olunca özellikle kahve falan içince o e, reflü refleksi mi denir ona? ne dedi? Ya erken Erkan tamam oluyor yani. yarım saat sonra koş demiyorum canım. Güne başla bir enerjini al. Tokken koş diyen yok. Vücuduna Zaten bir enerji mı? girsin en azından o gün. Hiçbir şey yeme zaten gece bir şey yemiyorsun. Sen böyle 10 saat falan 10-12 saat aç olarak koşmaya çalışıyorsun. Ondan bahsediyorum. Ona karşıyım ben yani. Sen niye karşı? Sana ne be Allah Allah. Sen yiyeceksen ye. Neyse yanlış bir şey o. Öyle bir Değil, şey olmaz. Değil bu aç öyle bir şey yok. Bu da Ya aa, bak, aa, bu da ar, bak Çete bak. yazıyorlar. Spor aç karnına yapılır. Kardeşim ben size bir dürüm gömün öyle koşun demiyorum herhalde. Tok karnına yapın demiyorum. Enerji almıyor vücut. Ondan bahsediyorum yani 10 saat açlıkla da spor yapılmaz O kadar da değil Ay çok sinirleniyorum Neyse hiç bulaşmayacağım bu işe çocuklar <laughs> Tamam. <Ç> <gülüyor> çocuklar <gülüyor> <gülüyor> Neyse ee, Bir şey daha diyecektim ben sana Ne diyecektim ya Heh. E, Bugün bir derdim daha vardı benim e, İsmini veremeyeceğim e, Bir kişi Sen de sakın verme Söz ver bana Kişi mi yoksa bir Instagram sayfası mı? Hayır kişi. Evet. Ee, benim remix yaptığım insanlardan biri. Ha. Ee, evet. Böyle bir hafif bir davamsı bir durum var. Ee, mod, mod, modlar biliyor. Burada bir ekmek var biz de bu ekmeğin peşinde koşalım şeklinde bir söylemle. <laughs> ee, benim bu işten para kazandım zannedilmiş. Bugün Biri... babam da bu arada avukatlık yani şey hukuktan yeni mezun oldu sevgili arkadaşlar. Ee, hukuktan yeni mezun olduğu için e, sevgili babam ilgilendi bu konuyla. Stajyer avukat kendisi şu an. Afla e, hukuk okudu. Sen araya girip bir şey söylemek istiyordun. Ee... Pardon ben Fatih'i onaylıyordum chatte de <laughs> çaktırmadı ama şimdi ismini söyledim olmadı. Neyse. <laughs> Bir ihtimalle ona biri dedi ki bu bunlar bu videodan 100 bin lira, 50 bin lira falan kazanıyorlar. Sen Hı -hı. En misin? niye sen senin haklarını şey yapıyorlar? Hı -hı. Sen de iste bunu parasını diye. Evet ama ee, şimdi söyle yani söylemem yasak tam rakamı. E, ama şöyle söyleyeyim bir fiyat olarak söyleyeyim ben size. Bugüne kadar o videonun kazandığı para ile e, ne yapamıyorsunuz mesela? 20 abonelik de. 20 abonelik evet 20 abone hediye edebiliyorsunuz bugüne kadar seneler boyu kazandı parayla yani bu işte bir para yok zaten para olsa ben hala yapıyor olurdum e, <laughs> gene arada yapıyorum tabi de e, biraz onunla uğraştık da bugün babam <laughs> babam konuşunca şimdi babam hem böyle avukat gibi hem de tabi benim babam olarak konuştuğu için çok güzel konuşmalar yapmış benim nasıl az para kazandığımdan, ne kadar kötü bir hayat sürdüğümden falan doğal olarak bahsetmiş. Ee, çocuğum, benim çocuğum bir senedir para biriktiriyor, araba alabilmek için ikinci el araba. Yani öyle para var zannediyorsunuz ama yok falan gibi konuşuyorlar. <laughs> dedim bir avukat baba, inanılmaz. Bir avukat olarak mı, baba olarak mı bilmiyorum ama e, bir takım konuşmalar yapmış. Benim oğlum maaşla çalışıyor falan diyorlar. <laughs> e, o keyifli konuşmayı ben de dinledim. Ee, yani üzücü tabii insanlar gerçekten bu işte çok para var zannediyor. Sonra ben Hyundai i20 almak için e, 4 aydır falan para biriktiriyorum e, dude, ve yani kredi çekeceğim falan ya, inanılmaz. %60'ı verelim Bitsin olay. Neyse tamam sus bu konu konuşulmuyor burada. Ben Sana sen varken bu konuyu nasıl açabiliyorum ya gerçekten büyük hata Aa, yani. Inanılmaz midir, 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 büyük savaklık. Ben bahsettim mi öyle bir herhangi bir detayından Erkan? Ben de Allah Allah. Yani, Hangi tamam, bah, te, bahsetmedim. Allah Allah. Tamam bahset bahsetmedin doğru söylüyorsun. Bahsette ee, neyse birazcık onunla e, problem yaşadık sevgili arkadaşlar ee, i 20 örnek verdim ya ne alacağım belli değil araç yani ee, biraz onunla uğraştım bugün o keyifsizdi fakat bugün keyiflenmek için bu yayında birlikteyiz öyle değil mi Erkan? Evet Ne yapacağız bugün ne izleyeceğiz gerçek kesit gibi gözüküyor şu anda Gerçek kesit mi film mi? Hmm, hangi film? Türk iş bir moviese bak gene hazırlanmadığım bir şeye beni çekiyorsun. Ne demek hazırlanmadığım bir şey? Film ben... seçmedim ki ben. Ne demek film seçmedim? Gerçek kesit mi yapalım film mi diye sordun ya demin. Evet. Hangi film? Hangi film? Hangi film? Ya? Ee, Beethoven dünyaya geliyor. <laughs> Yok neydi? Kaladan. <laughs> Neydi? Superman Dünya'ya Geliyor mu? Tarık yok akıllı. tamam Erkan izledik onların hepsini. <laughs> Superman Dünya'ya Geliyor diye saçma sapan bir <laughs> film yok yani. <laughs> Çünkü neyse buluruz geçenki adaylıkları artık o, o güne gider geçmişten olurum herhalde ama gerçek kesit gibi duruyor. Kısmetsiz Olur'a biraz ara veriyoruz. Ee, Kısmetsiz Olur biraz baydı e, izleyenlerimizi e, abonelerimizin çoğunluğunu. Artı bizi de biraz baydı, değil mi Erkan? Evet, gelin Aynen. evini ben y aşırı sardı gelin evi ama onu en son ne zaman izlemiştik? Çarşan gelin evi mı? daha bir hafta olmadı, olmadı o yüzden evet. bence haftaya bırakalım gelin evini. En azından bence. bir hafta olsun formatlar arasında. Baba ne kadar soğuk. Bugün gerçek kest gibi gözüküyor yani sevgili arkadaşlar. Türk Süpermen'i bir tane Türk Süpermen'i izledik, diğer asıl Türk Süpermen filmini seyretmedik ama. Başka bir konu Prime'den film işi yalan. Şu anda olmaz şey şu anda yapmayız Ama onu bir ara yapabiliriz bence sıkıntı yok Sadece tabi Herkeste Prime yok artık sizde yani Bedava lan Prime Nasıl Prime'ınız yok inanamıyorum size yani Çok enteresan Prime bedavaysa sen para vermeye devam ediyor musun? Ben mi? Ha. Hayır müthiş bir firma olduğu için sevgili Amazon Bana mail attı dedi ki e, Biz Türkiye'ye ama... geldik sen 5 euro mu 6 euro mu ne veriyordun? Artık 8 lirayız. E, son ayını iptal ettik. Buradan da abone olabilirsin diye link yolladım. Biliyor musun Amazon'un sahibi çok zenginmiş ya. Allah Allah. Hayır ama en zenginmiş. Evet tabii ki Amazon yani. Ne, sence de tahmin edilebilir bir şey değil mi? Hayır. Daha daha bir sürü zengin. Kim olabilirdi mesela? Başka? Mercedes e, şey kim? Kimin üstüne Mercedes? falan Ama şöyle düşün artık ee, bu tip işler daha fazla para kazandırıyor Erkan. Aracı olduğun öyle düşün. Kendi Araç de tabii işte bir Mercedes. şey yapıyor ama. <laughs> evet ee, çok, çok güzeldi. Çok güldüm var, çiçek bilmeyen. Bugün ee, şöyle bir fikre gark oldum ben de. Şimdi yeni buzdolabı falan alacağız mı belli değil belki tamir ettiririz derken benim içimde uktedir. Bilmiyorum benimle aynı hayali paylaşan arkadaşlarımız var mı ama bu man cave man cave dediğimiz olay var ya hani böyle şu anda e, işte bütün konsollar var bilgisayarım var falan öyle bir oda. Yerde man cave diye bir şey olamaz ya. Olur ben yapacağım biz eve taşınınca. Ben bütün hayatımı bu yüzden para kazanacak bir hale getirdim yani. Mağaraya da koyacak mısın? soğuk <laughs> Evet, ondan bahsediyorum. Man cave, mağara. Cave'me ma mağara demek. Yani benim man cave'imde <laughs> nasıl soğuk içecek olmaz diye düşünerek hep bir mini buzdalabı e, mini bar hayalim vardı. Düşünseniz de şöyle odada. Mini bar mı? Mini bar gibi işte böyle. Anladın mı? Mini bar deniyor Hocam, ya böyle buzdolabı var, O bar değil. Oraya. Tamam, içki de dizeriz canım. Ne var? tuborkları çakarım oraya. Çok da güzel durur. Bir mini barımız olsa. Kit, kit, çalışma kitabı. odamızda. Çok güzel olmaz mı Erkan? Dur bir soğuk içecek alayım chat. Çıkırt. Hemen geliyor 5 saniyede. Ah. İçiyor falan. Yani e, o yüzden gaza geldim. Biraz bakayım dedim sevgili Erkan. E, fakat benim şu anda ona vermek istediğim vermek istediğim para seviyesinde Sunny ofis tipi buzdolabı <laughs> falan gibi şeyler çıkıyor. böyle. E, i̇çine kesinlikle domates koyulması gereken Buz buzdolapları. Yani benim hayalimdeki gibi duracak bir buzdolabı değil. Benim hayalim 2500 lira falanmış. Ee, o mini barlar. Açıkçası küçük bir camlı buzdolabına da 2500 lira vermek istemiyorum. Camlı mı? İçi mi görünüyor? İçi görünüyor tabi onların. Mini barların içi görünüyor. Bu Red Bull'da Tuborka falan sorsan ellerinde yok mudur fazladan kullanmadıkları? Aşırı mantıklı bir şey. Müthiş bir fikir bu ya. Sana helal olsun. 1000 TL var abartma. Yok kardeşim yok. <laughs> Göster bana bir tane mini var, camlı. 1000 TL var abartmaymış. Sen mi yapıyorsun satışını? <laughs> Allah Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi iyi süper fikir ya. Ben bu işe ee, girişeyim. Ben kafadan yaptığım için bu kadar ciddiye alacağını bilsem. Vallahi hemen sorayım ben ya TuBorga. Çok iyi fikir. Maç ne diyeceksin Borgu şey? Var elinizde? <laughs> 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 Ufak buzdolabı varsa yollayın falan. Şey Duygu Özal Zara'ya askı sorması gibi bir şey <gülüyor> 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 Çok iyi ya gerçekten onun kadar saçma bir şey ya. Evet ya o kadar da düşemem. Sunny buzdolabını alsam mı acaba ne diyorsun ofis tipi? Ha? Domates Doğruyorum falan be. da koyarız işin Ya işin. niye domates koyuyoruz? Ya, ya? domates Sanki koymadığın falan. sürece o buzdolabı... Bu domates, sen domatesi ne sanıyorsun ya? Erkan mutlaka olması lazım. O, o buzdolabını bir görsen. Yani onun içine soğuk içecek koyamam ben. Aman neyse ya. tabi tabii arcade machine değil de işte bütün zaten o arcade'lerin hepsi olacak. Neyse man cave'e <laughs> mutlaka bir tane mağara olduğu için He, bir olacak. buzdolabı alacağım. <gülüyor> <gülüyor> olacak diyor da anlaştık bu konuda. Senin anlaşmadığın bir şey almadım ki ben odaya seninle anlaşmadım. Arcade makinelerin hepsi olacak falan diye bir şey anlaşmadım ben. Hayır, sana. hayır arcade machine değil ya. Konsollardan bahsettim orada. Tabii ki kocaman arcade makinesi koymayacağım odaya yani. Ayakta oyun oynayacak halim yok evimde niye oynamadın mı? Gözlüğünü takıp dolaba çarpa çarpa oynadığın aletin adı neydi o oyuncak? Gözlüğünü takıp dolaba çarpa çarpa... VR. Ha VR. Dolaba çarpa çarpa nasıl tuttum? Gitti gidiyor linki geldi camlı minibar. Atayım mı mi çete usta? 1000 liradır o. Bana 500 lira lazım. 1000 lira çok. Her yayında senin bir teknolojik ihtiyacını karşılamaya yönelik bu kadar bin kişi bunu düşünüyor. <laughs> Ben bir sorayım markalara. Çok iyi fikir ya. Bu çok nadir senede bir iki kere böyle <laughs> teknoloji konusunda çok iyi bir fikrin oluyor. Onu çok da harcadık fikir bu sene. Çok Adın çıkacak şey gibi beleşçi <laughs> diye. ya değil ya. Arkaya koyarım yayınlarda. Bence süper fikir. Esenko yok mu sizde fazladan? Bir tane tükür bu aça ya. Esenko'da ne? Ha zengin diye diyorsun. Hmm. Ama ben çok zengin, çok çok zenginlerin evinde görmüyorum bunu. Bence Nasıl olmuyor. Zengin evinde ya bu böyle görmemiş zenginliği gibi düşün bunu anladın mı? Sonradan görme zenginlerin alabileceği bir şey gibi düşünün. Ben öyle tahmin ediyorum. Gerçek zenginler bunu almaz yani. bazı konularda çok ilginç bir şekilde çok inatçı bir şey fikrim var fikirlerim var. Gerek mini buzdolabını domates olsun. Hayır. gerek zenginlere mini buzdolabı olmaz mı? Ya olsun. dur. Tamam ismini de söyledim artık. Bir göstereyim. Bak şimdi. Bak. Yani adamlar reklamını Allah. öyle yapıyor. Ben ne yapabilirim ya? Ben ne yapabilirim? Bana şunu söyler misin? Bak şimdi. Bak. Görüyor musun? Chat'e <laughs> de göstereyim. Chat buyurun. Bak. Bak Bakın, reklamını Domatesle ne alakası var? Ya benim baktığımda domates vardı. Şimdi domates çıkmadı. Bak benim bak ben şimdi buna nasıl Tuborg bira koyayım? Anladın I'm mı? Bira. Ya bu, bu ayrıca kim dünya üzerinde kimse böyle bir karpuz konumu yok. Onu da söyleyeyim. Yani hayır karpuz alıp ne yaptı geri kalanını? Sığmaz Yedi, ki buzdolabına. sonu kalmış işte. Ya saçmalama bu ne salak bir şey. Bak karpuz bile koyabiliyorsun falan gibi anlamsız bir reklamcı fikri bu. Aa manyağa bak. Nasıl bu böyle ee... düşünceler olabilir ya? Şimdi bak yani gördüğünüz üzere bu buzdolabına ben cool bir buzdolabı değil yani. Anladın mı? Hayalimdeki men cave'de böyle bir görsel yok. Göster. Hayalindeki göster. Hayalimdeki mini barlar işte. Mini bar ne bilmiyorum ben. Ya Erkan mini bar. Şunlar işte bak. Bak ne kadar güzel. Ne bu? Mini e, ay, bar. Daha, diğeri daha fazla eşya alır be. Ama bu esenko, cool gözüküyor. E, sen koy. sen ko, fındığın babasına bir, bir daha atarsan fındığın babasına tamam mı? Bak bu cool gözüküyor. Bu okey yani. Snow Bunu stopper. odaya koyacaksın. Sus artık. Evet, Bunu odaya koyacaksın. İçine de böyle çeşitli bir sürü içecek koy. Şahane bir görsel 1, yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Onun arkası 4, var. Arkasına da biraz bir sıra daha koyabilirsin. Evet ne olmuş yani. Zaten zengin miyiz biz en fazla? Altılı kola alıp koyabileceğim zaten. Yani altılı kola alıp koymak için bir buzdolabı alınımı kabar. Ya hayır şimdi şu anda benim problemim. Saçma bir iş yok ya. Benim problemim şu. Sonuçta bu buzdolabı teknik. Teknik servisi vesaire falan filan. Ee, annem zaten gelmek üzere. O yüzden bir e, ben de yeni eve taşınacağım için e, belki bunu tamir ettiririz. Ama annem gelene kadar ben de bunu da almış olurum. Bunu da taşınacağım eve götürürüm diye düşündüm. Ama hiç çıkarmıyorum Bunu koyacak yer aratma bana ya. Ne olur? Ben bir ben bir sorayım Bak, ya bu markalara. Başımıza bela çıkıyor ya. Koyacak yere sıkıntı yok ya. Bu do, dolabı her yere koyarsın bunu. Müthiş bir şey bu. Ya bu aç her yere koymak istemiyorum o yüzden ya. <laughs> ya çok güzel bir şey Erkan ya. Düşünsene yayın yapıyoruz. Ben sana diyorum ki Erkan bize iki içecek kap gel. Sen de diyorsun ben ki de... kalk kendin al şerefsiz. Ben de Yo, gidip gider, al alıyorum. Yok kapar gelir kafana atarım herhalde. <laughs> Sonra gidip alıyoruz ve mutfağa gitmek zorunda kalmıyoruz. Pro bir sor bakalım bir fiyatı ya. Ben... Ya Merih çok sağ ol ya. Ben diyecek laf bile bulamıyorum bu açı sana. <laughs> bu başka bir seviye artık hani. Bence süper bir seviye. Yiğit Özkavcı 16. ayını yeniliyor. Yiğit çok teşekkür ederiz. Army Tile'in 20. ayı Ece. Oha Army. Army sen nasıl bir kralsın. Çok teşekkür ederiz. Büyük. Aa bir dakika bu ne mi? Bir, bir sürü abone gelmişti bize. İki tane mi abone gelmiş? Lan demin hype treni falan oldu ya. Belki de senin için daha. Iyi. Aa. Bu ne be? Bir dakika. Ee, anonim bir dakika Zergun. Anonim. Bir dakika, bir dakika ya. Abi hype treni aa. Belki de senin için daha iyi oldu. Hata vermiş bu. Ne oluyor bu açıyor? Ah. Ha, şimdi yeniledi ya. Şimdi yeni dedi. Army peki sen bugün şu an mı abone oldun? Doğru değil mi o? <laughs> Heh, tamam tamam tamam. Bir süre sonra hata vermiş. Tamam okuyorum. Army çok teşekkürler. Sen nasıl bir kralsın? Yiğit çok teşekkür ederiz. Hasan Başkan Bey çıtır abone. Teşekkür edeceğim. Çok teşekkür ya, ederiz Hasan. Ee, çıtır. Bugün çıtır tavuklarının menüsü ne olsun Boğaç? Hmm, tavuklu yemek söyleyin chat. Tavuklu noodle oldular. Archmaster 18. ayı sen nasıl bir kralsın ya sağ bir ol. Brenol 7. ayı Brenol çok teşekkür ederiz. SS 275'in 5. ayı Ece teşekkür et. SS 275 5. ayına çok teşekkür ederiz. Ajora 11. ayı sarı kula bir ay kalmış demiş. Ajora Ecem Ajora 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 <laughs> sen nasıl bir kralsın. <laughs> Ercüment abi taklit ettim. Üstün gel arı 16. Ayı üstün gel arı sen nasıl bir kralsın. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. E Msatifligin 9. ayı Ece teşekkür et. bir daha nikini alabilir miyim? Msatifligin. Msatifakır kadın kaçıncı ayı? 9. Dokuz. 9. ayın çocuğu doğurmuşsun. Allah, analı, babalı, bir de var. demiş <laughs> ki pazar sınav var. Geleceğim mi yoksa yayın mı bakacak olursak tabii ki de geleceğim. İyi yayınlar. Evet. Ne, ne sınavı sınav var? var be? Bu Tarihte sınav oluyor mu? Daha her şey yeni başlamadı mı? Bu <laughs> <Mustafa 'nın> başarılar. <gülüyor> Lord <gülüyor> Dauphin çıtır abone. Çok teşekkürler. Daha her şey yeni başlamadı mı? Ha, tusu varmış. Aa doktor musun sen ya? Emine göre bitmiştir. <laughs> Lord Dauphin teşekkürler. Hoş geldin. Hırmiksi. Üçüncü ayıcı teşekkür et. Hırmıksin. 3. ayın merhaba. Mıtal Harliyer dördüncü ayı çok teşekkür ederiz. Boromir Çıtır abone aramızda ilk defa katılıyor. Boromir çok sağ ol. Shikamaru Reis'in 15. ayı. Shikamaru Reis sen nasıl bir kralsın? Barışcan Yalçın'ın 8. ayı. Sona kaldı son bir aycığımız. <laughs> bir ay sonra <laughs> Sina'nın maydanozu bebek doğacak. Sana ve dünyanın <laughs> en iyi Korece Japonca öğrencisine iyi yayınlar demiş. Daha Japonca'ya geçemedi bu aç. <laughs> diye Koreli oldum. Herpes V. Çıtır abone hoş geldin. Hoş geldin çok teşekkür ederiz. Matt 13. ayı çok teşekkürler Matt ay Aytaç e. Örtücü'nün 5. ayı iyi yayınlar demiş teşekkür ederiz. Ekdemir'in 9. ayı sen nasıl bir kralsın Sağol. ol. Bıcı 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 bıcının 4. ayı 31. Ha, yaşıma bak. Çok tatlı ya bıcı 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 bıcı. Ne yapıyorum ben 31 yaşında inanamıyorum. Çok teşekkür ederiz 4 aydır desteklediğin için. Regina Falangi 7. ayı aslında ben çıtırım çünkü aboneliklerim hep hediyeydi demiş. 7 aydır mı? Öff inanamıyorum. Regina falan hiç. Çok teşekkür ederiz. Sen nasıl bir kralsın. Ece büyük narıncı ulu turuncu 20. ayını yenilemiş. <laughs> 20 mi oldu be turuncu? Bu phase'den bu e, senin Azerbaycan Türkçesi bandan bana geriye kalan sadece öncelikle... büyük narıncı oldu. Nasıl Azeri büyük Türkçesi. Narin? Azerbaycan Türkçe. Nasıl da doğrusu onun? Azerbaycan Türkçesi diyeceksin. E doğru. Doğru o zaman. Ben doğru söyledim. Neye yükseldin sen? Ben bilmiyorum ki ya. Neyse. Büyük Narıncı çok teşekkür ederiz. Büyük Narıncı bir de şey rap master neydi? Neydi? Rap... rap gül yabanesi miydi? Neydi? Bence değiştirme vaktin geldi ya. Büyük narıncı muhteşem bir nik oğlum. Evet değil mi? E, rap gulye yabanisi bu aç. Rap gulye yabanisi. Özcan 8888. İkimiz ikimiz. Özcan Çıtır abone. Aramıza katılıyor. Çok teşekkürler Özcan. Sen nasıl bir kralsın? Dizi Saurus 3. ayı. Teşekkürler. Çok sağ ol. Hoş geldin. Kvn 06 Çıtır. Aramıza ilk defa katılıyor Kvn. Sağ olasın. Kuruyer'in 7. ayı. Kuruyer sen nasıl bir kralsın? Two Pillow Cases birinci seneye doldurmuş krala bak çok teşekkürler. Esenko Merci Mekan'ıma abonelik hediye etmiş. Esenko canımsın. Gokinsan'ın 6. ayı çok teşekkürler Gokinsan. Onun da pazar sınavı varmış. Ee, ona da başarılar diliyoruz sağ olasın. Meri Akar Showstopper'a abonelik hediye etmiş. Meri. Ee, Showstopper bizim işte Discord'daki işte benim hayvanım odasında fındık diye inanılmaz güzel suratlı bir kedi var bu aç. İnanılmaz güzel suratlı ama yani. Tekir onun babası. Ben, o kadar çok fındıkla besliyor ki bizi artık gelsin gazinoya istedik. Ben geçen <laughs> girdim nasıl pozitiflikte oldum muhteşem bir oda. Dedim ki bu ne güzel oda hemen pozitif oldum falan dedim kimse cevap vermedi emoji falan da atmadı direkt devam ettiniz konuya o kadar kitlemiş durumda herkesi muhteşem bir oda orası. Orada insanlara cevap fikir. vermiyoruz hayvan atman lazım. Tamam okey yanlış yapmışım. Zergun 15. 5 kişiye abonelik hediye etmiş kral. Çok ha. teşekkür ederiz ya. 5 7 abonelik yapıştırmış Zergunon bize. Çok teşekkür ederiz. Ekim ayında Dedi lideri oluyor böylece. Sen nasıl bir kralsın Zergun ee, çok teşekkür ederiz. Ee, bonkör desteğin için. TVLKN 3. ayını yeniliyor. Çok teşekkürler TVLKN. Sen nasıl bir kralsın. Dramlıs bit demiş. Mini bar bağış diyelim. Mini bar için bağış diyelim usta, usta demiş. Ayrıca yeni mezunum iş görüşmelerine giriyorum. Şans dileklerinizi alırım demiş. Bol şans Dramlıstır. Çok, Drums, çok Drums. iyi şanslar. Kendini iyi sat. Hadi bakalım. Özgüven her şeydir Dramlıstır. Hiç keyfim yok ya. 7. ayını yenilemiş. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Ee, hoş geldin. Kaksi Kuksi çıtır abone. Aramıza ilk defa katılıyor Kaksi. Hiç keyfim yok ya yenge ya. Çok teşekkürler ya. Ha, evet. Ne ki oluyor? You? Merhaba ya. <laughs> ne, de, ne demem gerekiyor? Merhaba diyeceksin. Merhaba. <laughs> Çok seviyoruz Sincap'ı. <laughs> Selamlar. <gülüyor> La Lune. 7 yedinci ayını yenilemiş La Lune. Çok teşekkür ederiz. Sen nasıl bir kralsın? Yedi aydır desteklediğin için sağ ol. Tıvılıkını Gizem Aktan'a abonelik hediye etmiş acı. Çok teşekkür Fıklı. ederiz. Çok teşekkürler. Tıvılıkını. Evet bugün gerçek kesit dedik. Peki. Gerçek kesite geçmeden önce bir araya ihtiyacımız var mı? Ne dersin? Var. Çünkü benim e, burnum burnum falan buz kesti kesinlikle üzerime bir hırka almam gerekiyor bir de e, sıcak su torbamı yenilemem gerekiyor maaç Tamam Erkan ee, ben de eski buzdolabım olsaydı gidip şimdi soğuk içeceğimi alırdım Ne alacaksın? Hiçbir şey alamayacağım saçma sapan bu konu su içiyorum Bu kadar bir konu değil bu ya Ece ben Bilmem bağımlısıyım değil. ya soğuk içecek bağımlısıyım anla bunu artık ne diyorsun ya? Evet, soğuk içecek bağımlısı bir insanım ben. E, 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 getirden buz işte o zaman. Evet, Hiç mi hiç mi yok içinde soğukluk? Yok. Çok az yani hiçbir manası yok o soğuğun. Soğutmuyor yani. E dışarı artık sıcak yani havalar. O kadar soğuk serindi ki dışarısı. Bizim burası buz gibi. Bu Ankara çok felaket. Çok kötü ya. Ben şimdi ne içeceğim? Abi falan yapmak zorunda kalacağım. Neyse. Sen aç mısın acaba? Yedim aslında yemek değilim aç. Aç kesinlikle kabul etmiyorum bu nazlan bana. Hadi git sıcak su torbanı al. Ay bir saniye ayağa kalkmak büyük bir sıkıntı olacak şimdi bu Mutla kendini bir de unutma onu. <laughs> Allah Allah bir dakika. Mutla kendini. <laughs> Allah Allah Allah. tamam dur. Bir, bir doğrulmam lazım. <laughs> Mutla ulan kendini. <laughs> Nedir tamam. Bulundu. Ben de şu bölümü kontrol edeyim. Bunu izlemiş Allah miydik? Allah Allah. Bana Allah Allah. pek fırsat olmuyor ama. Böyle öyle güzel hareket etmek olmaz. Ancak düzenli bir şekilde yürürseniz faydasını görürsünüz. <laughs> Bakın hastayı tanıyorum lütfen ilgilenin. Yani bu olabilir belki ama ana oyuncular yok bunda da galiba ya evet. Ana oyuncular yok. İğrenç bir koca şeklinde harika isme sahip <laughs> bir bölüm gördüm de gerçek Eee ama tanıdık oyuncu yok ya. Yani daha doğrusu tanıdık oyuncular da şeyler yok. <laughs> Ana oyuncularımız yok. <laughs> Bu neymiş? Olsun bunu kralın senin. Hadi direkt. Dövmüş onu. Yine mi? Halbuki uyarmıştım ben onu. Yani burada ana oyuncular var gibi. izlemediysek bunu izleyebiliriz. Sarı bıyık var, Lukas var. Uf, aşırı modern kadın var. Ee, kahve var, süper ya. Bu okey gibi bu bölüm. Bunu izlemediysek okeyiz. Lukas show yapmış gibi bir bölüm bir de ha. Valla Lars Labrador'un 3. ayı çok teşekkür ederiz Lars Labrador çok sağ ol. Rosemary's Uncle çıtır aboneye çok teşekkür ederiz. Hoş geldin Rosemary's Uncle sen nasıl bir kralsın çok teşekkür ederiz. Rosemary's Baby de güzel filmdir. Böyle hocamız ben sinema okurken bir sürü film vermişti bize böyle 100-200 film falan bunları. Yani müsait olunca bunları izleyin. Önemli filmlerdir bunlar diye. Bir tanesi de buydu. De... Genelde böyle izlet, izlememizi istediği filmlerin çoğu böyle eski geliyordu bana beğenmiyordum. Rosemary's Baby cidden güzel. Bu film. <laughs> Gereksiz bir muhabbet kimsenin ee, ilgisini çekmeye. Yıkılıncı yılıncı nısi. Üçüncü ayını yenilemiş. Sen nasıl bir kralsın. Çok teşekkür ederim. Sakın alıcı sınırlıyı. Üç aydır destekliyor bizi. Mutlu olduk. Sağ ol. Askap Deron 7. ayı onunda Askap çok teşekkür ederiz çok sağ ol Askap Deron sen nasıl bir kralsın Yok manyak izlemedik izlemeyiz herhalde onu O gerçek gerçek his değil ya O böyle başka bir şey <gülüyor> <gülüyor> Son baktığım bölümde kaleci saçlı yoktu. Kaleci saçlı istiyorsanız başka bölüm bakalım. Hmm. Aa. Bu bölüm de enteresan duruyor. Kaleci var mı acaba? Ben de. Kaleci yok. Kutladı kaleci bu bölümde de Yok Yeni gerçek kesitler hani eskisini belki bir gün biterse Şey Boğaç ben e, Tayyip'e koyup geleceğim de e, Hı -hı. Kamyonet tanıdığın var mı? <laughs> Hayır Tamam dur geliyorum ama Transformers Bunların çoğunu izledik ya. Belki de senin için daha iyi oldu. Var mı önerisi olan? Tibeto çıtır abone. Hoş geldin Tibeto. Çok sağ ol. Sen nasıl bir kralsın? Teşekkür ederiz. Hoş geldin. Fidan. <laughs> Emrin geldiği izledik. Fidanı izlemedik galiba. Bu ne? İki fidan var. Hangi fidan gerçek fidan acaba? Yani ölmesin Trafik kazasında kaybettim. Eğer istemiyorsan alırım çocukları. Merak etmeyin canım, biz de sizin gittiğiniz yöne gidiyoruz. Sadece yardım etmek istemiştik. Peki, size zahmet olacak ama. Ne zahmeti canım, insanlık görevi. Belki de senin için daha iyi oldu. Eyvah. Bu kız... Fidan'ı bilmiyorum. İzlemedik galiba Fidan'ı. Fidan'ı hatırlamıyorum. Fidan da bir aday olsun. Başka? Kiralık katil. İsmi mi o? Kiralık katili izlemişiz. Galiba. O zaman bitti. Kendisi de bilmiyordum. Hatırlamıyorum şu an ama. Allah. Kiralık katili hatırlamıyorum. Başka öneri olsa olan var mı? Şey Boğaç. Hmm. Bulabilir miyiz bir kamyonet? Buluruz. Ne zaman? Bulamayız arka Lazım ama. Yapacak bir şey yok. Lütfen. Yani nasıl bulabiliriz ki? Taşım, taşınırken. Hiç aklıma gelmiyor bulabileceğimiz bir yöntem. Şimdi şey bana elektrik çarpan koşu bandını attık. Ben yeni koşu bandı aldım kendime. Orada kendim kurdum bu aleti. Kendim taşıdım kaldırıp yüklenip şey ustalar Bravo. gibi ne diyorsun. Sana helal olsun helal. Evet. E, o yüzden de şey yapmamız gerekiyor. Onu taşımamız gerekiyor. Evet Erkan. Sıkıntılı görünüyorsun. Sürüs ve güzel bir insan. Ha bunu izlemiştik. Ozan'ın bana yazdığı bölümler var. Can pazarı ve inşaatla tuzak. <laughs> Cam pazarına bakalım. İki de aday biz bulduk chatle. Tamam. Bilmem ki abi. He? Neden olmasın? Tamam. Sağ ol. Sağ ol Allah razı Sen şimdi git kahve içeceksin. Aa etkiler. bu gözünü öldürürüm galiba. İzleyicileri. <laughs> Abi. Olur mu abi? Bu gözünü öldürürüm dediği bölüm olabilir ya. Sesi hallederiz bir bölümü seçelim de. Uzun zamandır seni izliyoruz. Ne işler çeviriyorsun anlat bakalım. Ben bir iş çevirmiyorum. Do Vallahi gözünü öldürürüm müydü ya bu? Gözünü öldürürüm yazsam çıkar mı ya? O bölüm. Hangi e bölümde o? Olay, sor Tabii. Can pazarına bak. Kan mı bölümün ismi? Benim sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Can pazarına baktım zaten. Hı. Hmm. Ee, hangi bölüm ya? Var mı bilen? Kan mı acaba? Kan diye bir bölüm var. Ece ben bir şey kilitlendim. Çok özür dilerim. Allah ne oluyor bu? Bu değil abi. Kan değil. Yani şu, şunu bulmaya kilitlendim. Toprak davası olabilir. Ya bu sezonu kıyafetleri ne kadar çirkin ya. Hepsi krem rengi, beyaz ve siyah. Vallahi kusacağım bu aç be. Ece bütün markalar karar mı veriyor böyle? Hadi bu sene böyle yapıyoruz diye. Evet evet. Benim gibi really? aşırı renkli giyen insanlar için berbat bir sezon bu. yüz defa çözmüştü ya. Bırak muhtar ya. Bırak muhtar ya. B Aha evet bu bölüm ya. Muhtar? E Ece bunu izlesek mi? Gözünü Olur. öldürürüm. Olur. Ama altta yorum yok ya. Allah 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 Allah. Hah bir gözünü öldürürüm reis var. Watch biz farklı paralel evrenlerde miyiz şu anda? Ee, ama gözünü öldürürüm dediği yeri kimse yazmamış ya. Aa, İnşallah sen beni duyuyor musun? E, duyuyorum, duyuyorum. Bu bir challenge o mı? Birbiriyle duyup da konuşmama challenge. o bölüm kötü diye, o bölüm keyifsiz epey demiş Ece Erkan. Ah, Ece ne, dedim ben? <gülüyor> <gülüyor> e, Erkan, o Şükürler bölüm keyifsiz demiş. <laughs> Çok özür dilerim. O bölüm keyifsiz demiş bir arkadaşımız. Ee, sence risk alalım mı? Koltuktan memnunum tabii ki evet. Ya bu sen mi ADHD'sin? Bugün anlamadım ben. Ne ben kitlendim gözünü öldürürüm reis bölümünü izlemek istiyorum. Bu bölümü daha önce izleyen var mı ya? Kötü mü bu bölüm? Neyse deneyelim bence. sırf gözünü öldürürüm için bu bölüm izlenmeli ya. Katılır mısınız bilmiyorum ama. Savunursun. <laughs> Evet, hazır mıyız Erkan? Ee, bir saniye dur, ha bir, bir saniye bu aç sıcak su torbası etimi yakmasın diye uğraşıyorum. <laughs> evet, tamam. <laughs> ben değilim, Çişe gidip geliyorum. Ben ben de gidebilir miyim? Ne olur yapma bunu bana. Benim yine sesimi kısıp mı gitti? Gitti mi? Hazır boğaç yokken bugünkü dramayı anlatayım mı? Sesim geliyor mu hocam? Bizim cık videosu bugün tekrar paylaşıldı, 5 milyon e takipçili dünyanın en güzel hesabı Türklerin 50 tonu tarafından. Armi sus da kafa atarım bak, zaten şeyin burnumda, neyin burnumda ben denir? Burn neyin? Gınağın burnumda mı? Canım burnumda. Tamam. Armi anlatma dediği için anlatmıyorum dramayı. Neyse. Gene klasik şeyler işte. Adamı boynuna tasma mı taktın? Ee, bu boğaça kim bakar? RQ. Ee, bu karı bunun neyine bakmış? Kesin parası var RQ. Bunlar zaten klasik. Aa, geldin mi boğaçtan? Anlatmıyorum o zaman. Anlat ya istiyorsan. Yok sen, sen, yokken başka hikaye gelmedi bugün olanlar aslında o yüzden bunu seçtim. Yine uğraştırdılar bizi. Neyse dava açabiliyoruz onu öğrendik. Ee, ama en güzeli şuydu diğerleri tamam ama kadının biri bir de yani yaşını da başını da almış çocuk falan değil. Beni etiketleyip şu sözleri yazdı bu aç. Beni, beni tagledi. Görmemi istedi yani bunu. Okuyabilir miyim? Hı hı. Ee, beklentiyi mi arttırıyorsun ne? Olmam <laughs> gerekti. Ha. Bu aça bak. Sanırsın Antinio Banderas. Yoklukta olsa insan bakmaz. <laughs> bunu okumak kendin hakkında çok güzel bir his, sevgili arkadaşlarımın söylemek isterim. Ama yani sevgilisini etiketleyip niye bunu... Antinio Banderas. <laughs> Var <laughs> discordla Discord'da Nikini ya Antinio Banderas yap ya da bana server geri ver ben senin Nikini bu arada benim Discord'da... Sen benim ismimi değiştirebiliyor olmalısın. Değiştiremiyorum işte ve benim Discord'daki Necatiler rolüm gitti. Bana Necatiler rolünü ver. Bir tek sen verebiliyor musun Niye gitti? Sen mi bir şey yaptın? Ben Discord'dan çıkıp girdim yanlışlıkla. Okey. Ee, verelim. Online ver değilsin ama. Antinio Banderas. Bulursun beni bir yerden bul. Online olman lazım. Bir saniye oluyorum. Bir de server üstüme yap. Hayır onu yapamam. Partnerliğe başvurduğumuz için. Kraliçelerde bir tek Anıl'ı görüyorum. Hadi çabuk. <laughs> ben beni kraliçelerde ha evet kraliçelerde çıktım. Ne istiyorsan. Necatiler mi? Evet. Ha. Teşekkürler Boğaç. Kraliçelerden Kendini çıkartayım mı seni? Ne? Kraliçelerden çıkartayım mı? Niye? Ha istiyor musun orada kalmak? Ya oraya düştün sandım. Nasıl değiştiriyorum nickimi? Ne mi? düşeceğim be benim ismimin anlamı bir kere kraliçe ne sen kimsin ya? Aman neyse tamam o. Antonio Banderas. Tamam sonra değiştiririz bulamadım şimdi nereden değiştireceğimizi. Neyi değiştiriyorsun? Necatilerimi verdin mi? Verdim. Tamam devam. Nakata Üçüncü ayını yenilemiş Nakata. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Elizyum'un 12 ikinci ayı. Elizyum hoş geldin. Çok teşekkür ederiz. Kaç ayı? Kaç ayı Elizyum? On iki. Birinci seneyi doldurmuş. Wow. İnanılmaz bir insan Elizyum. Çok teşekkürler. Gezyeg. Çıtır abone. ilk defa katılıyor Gezyeg. Çok sağ ol. Enes Sakriks. Çıtır abone. ilk defa katılıyor Enes. Çok sağ ol. Hoş geldin. Hoş geldin. Tavuklu ee, Sever misin? Tavuklu Tibet Ho. Çıtır abone. ilk defa katılıyor Tibet Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kim Sağ tier 3 Cem? Elysium ha evet. Ee, Elysium tier 1. Elysium'u ekonomi <laughs> Elysium'u da vurmuş. <laughs> Bak onu unuttum ha. İyi ki tier 3 olmamış. Ben görmemiş olacaktım. Ekonomi Elys dedilerimizi bile vurdu ya. Valla.